Selam arkadaşlar, ben Bay Mavi. Bildiğiniz gibi ben de bu YouTube kanalında ara ara vakit buldukça, oyun buldukça video atıyordum. Mesela işte Super At serisi vesaire, o serileri ben çekiyordum. Ancak dedim ki benden hiç CS videosu gelmedi, bir kere de benden gelsin. Ben ne yapıyormuşum CS'de? Hani Cemre nasıl size rehber videoları çektiyse ben de ona benzer, muhtemelen ilk ve son olacak CS hakkında benim çekeceğim en azından. Bir video çekeyim dedim. Bugün sizlerle CS'de sabah sporları nasıl yapılır, CSGO'da sabah sporları nasıl yapılır veya ben nasıl yapıyorum, bir profesyonel olmak için ne yapmalısınız, bu tip şeylerden bahsedeceğim. Normalde bunu sabah ilk kalktığınızda, ne bileyim, öğrenciyseniz, okula geç gidiyorsanız, işe geç gidiyorsanız yapmanız lazım veya hafta sonu sabahları yapmanız lazım. Ancak saatlerimiz şu an 18-17'yi gösteriyor. Ben bu saatte kalktığım için benim de sabah sporum bu oluyor. Hemen hızlıca ne lazım, nasıl yapabiliriz, ona geçeceğiz. Ancak sabah spor yapacaksanız, CS'de sabah spor yapacaksanız ihtiyacınız olan çok önemli bir şey var. Hatta iki şey. Ama biri çok önemli. O önemli olanı alıp geliyorum. Kulaklığımı takayım. Eğer sabah bilgisayar başında bir iş yapacaksanız, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diyerek kahvaltınızı alıyorsunuz. Mısır gevreği. Bilmem kaç kalori, bilmem kaç şey. CS'nin sabah sporlarının, sabahların olmazsa olmazı. Evet. CS, sabah CS'ye giriyorsanız bundan olacak. Profesyonel olmak için bu şart. Sonra abi nasıl profesyonel oluyoruz demeyin. Böyle oluyoruz işte. Hadi oyuna girelim. Tabii bir de sabah sonuçta uykulu uykulu kalkmışsınız. Gerekli olan ikinci en önemli şey, sizi gaza getirecek bir müzik. Bu sizin müzik zevkinize bağlı, istediğiniz her şey olabilir. Ben böyle bir müzik tercih ettim. Sizinki farklı bir müzik olabilir. Mesela halay çekebilirsiniz sabahları. Ben bununla gaza geliyorum. Tam sesini biraz kısalım. Bu alttan alttan çalsın. Biz de o sırada oyuna girelim. Gaza gelmek önemli arkadaşlar. Ben şimdi oyuna giriyorum. Size de oyun ekranını veriyorum. Bir saniye. Okey, müziği bir durdurdum. Şimdi bu arada ara ekranda geçiş esnasında ben dayanamadım. Bitti bu. Ama bunu bitirmeyin. Şey yaparken, çalışırken bir kaşık bir kaşık yiyin. Benim gibi hayvan olmayın. Şimdi gelelim profesyonel olmak için neler yapabilirsiniz? Nasıl çalışabilirsiniz? Püf noktalar nelerdir? Birkaç map'ten bahsedeceğim sizlere. Hemen müziğimi ben tekrar alttan açıyorum. O çala dursun. Ben de oyuna girip size birkaç map göstereyim. Öncelikle maplerin bütün adını ve linkini, adresini zaten description'da, yani şu an izlediğiniz videonun tanım kısmında bulabilirsiniz. Bütün linkleri ve isimlerini oraya koyacağım. Tekrardan videoyu durdurup oradan bakmanıza gerek yok. Şuradan offline with bots diyelim. Kendimize özel bir server kuralım. Workshop'ta ilk olarak tavsiye edebileceğim refleks map'idir. Bunu çalışmanızın, yani sabah sporunuzun en başında ve en sonunda olmak üzere iki kere tekrarlayabilirsiniz sabahları. Kesinlikle çok faydasını göreceğiniz bu map daha çok refleksinizi geliştirmeye, mouse sense ve DPI'nize alışmanıza yarayacaktır. Diyelim ki mouse'unuzun sense'ini veya DPI'yi değiştiriniz, onun için sense'inizi değiştiriniz. Bunlara alışmak için çalışabileceğiniz en güzel map burasıdır bana kalırsa. Şimdi girelim. Herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. Oyuna direkt girerseniz zaten sadece şu şeyi ben kapatacağım. Round time'ını uzatacağım. Buradaki map'te amacımız şu gördüğünüz 4 adet seviyemiz var. Yakınlık, uzaklık olarak değişiyor bu. Birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye, dördüncü seviye olmak üzere. Burada çeşitli ayarlar var. Hepsine tek tek değineceğim. Daha doğrusu üzerinden hızlıca geçeceğim. Ama bize lazım olan işte hangi silah kullanıyorsanız, AWP mi, AK mi, ne kullanıyorsanız. Ben AK kullanıyorum. AK'yi ve 5.7'i alıp sesi de kısıp aynı zamanda. Sese çok gerek yok zaten. Alttaki müziği de iyice kısacağım ki beni daha rahat duyun. Kafanız karışmasın, rahatsız olabilirsiniz. Onu hiç duymasanız bile olur hatta. Ben silahımı seçtim. Burada yapmanız gereken şey, refleksin çeşitli modları var. 2, 4, 5 tane modu varmış. Ben klasik,
Ve intensive fast aiming dediğimiz, yani en üstteki ve en alttakileri tercih ediyorum. Bunlardan birincisi şöyle bir şey. Başlatıyorsunuz arkadaşlar. Sürekli size belli bir yerlerde noktalar çıkartıyor. Ve 0,06 saniyede mi 0,6 saniyede mi ne kayboluyor bu, gördüğünüz gibi vurmazsanız. Amacınız her zaman şu olsun sabahları. Buradan onları değiştirebiliyorsunuz ama kurcalamanıza hiç gerek yok. Direkt default ayarlarla oynayabilirsiniz. Amacınız her zaman sabahları başladığınızda 1. 2. 3. ve 4. seviyede şuradaki rakamı 20'nin üzerinde tutmak. Nasıl? Şöyle ki hemen başlayalım. Benim de bugünkü ilk şeyim, yani hiç eğimeyim yok, direkt girdik. Hızlıca, bir de bundaki amacınız şey olmasın, hani bir one tap atmak değil de daha çok hani hedefi tutturmak olsun. İkişer üçer mermi de sıkabilirsiniz, hatta sprey bile atabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bunun hızını gittikçe arttırabilirsiniz ilerleyen seviyelerde. Gördüğünüz gibi bir tane kaçırdık mesela. Burada amacınız şunu 20'nin üzerinde tutmak. Bir tane kaçırdık, 25 tane veriyor size zaten. Bir tane kaçırdığımız için 24 oldu. 20'nin üzerine tuttunuz mu? 20, 21, 22 hiç fark etmez. Bir hedef kendiniz koyun. İkinci seviyeye geçip bir daha başlayın. Bunu da 20'nin üzerinde tutmaya çalışın. Sırayla yapın. İşte 3. seviyeye geçin. 4. seviyeye geçin. En uzaktan artık onu yapmaya çalışın yine. Hani sprey de atabilirsiniz dediğim gibi, hiç fark etmez. Amacınız sadece onu 20'nin üzerinde tutmak olsun. Bu hem mouse'unuza alışmanızı sağlar, hem de sabaha kalktığınızda eğiminizi bir toparlamanızı, bilek hareketlerinizi toparlamanızı sağlar. Intensive Fast Aiming dediği mod da şöyle bir şey, sürekli çıkıyor. Birinciyi vursanız da vurmasanız da ikinci çıkıyor. Ve şöyle bir ayarı var bunun. Burada target limit 7'ymiş. Bunu kaç yaparsanız, diyelim ki 5 yaptık biz. 5 taneden fazla ekranda kırmızı nokta olursa kaybetmiş sayılıyorsunuz. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5. 6. da bitiyor. Yani siz o 6.'yı görmeden hepsinin yetişmeye çalışacaksınız. Sürekli vuracaksınız. Hiç 6 olmasın ekranda. 6 olursa yanıyorsunuz. O yüzden burada hızlı olmanız gerekiyor mesela. Yani diğer gibi aynı ama burada biraz daha hız gerekiyor. Kendinize de koyup o işte şunu 3'e çekebilirsiniz. Bunun hızını düşürebilirsiniz vesaire vesaire. Benim size tavsiye edebileceğim 2 mod bu. Bunları kendiniz kurcalarsınız. Çok uzun olsun istemiyorum. Videonun altında zaten bulabilirsiniz dediğim gibi. Çıkalım, diğer map'imize girelim. Diğer map'imiz benim daha çok yine eğim geliştirmekte kullandığım, refleks değil de eğim geliştirmekte kullandığım bir map. O da yuvarlak map'imiz, zaten popülerdir, çoğunuz biliyorsunuzdur belki. Şu aim bots dediğimiz, yine aşağıda map'in linkini bulabileceğiniz map. Linkini bulabileceğiniz map. Arkada nükleer başlıklı kız çalıyor bu arada. Bu map'te de yuvarlak bir alandasınız. Etrafınızda botlar var. Bir alanın içerisindesiniz. Siz etrafınızdaki botları vuruyorsunuz. Botlara sağ sol diye yön komutu verebiliyorsunuz. Yani uzak mesafede hareketli targetler için, hareketli hedefler için kendinizi geliştirmekte birebir. Gördüğünüz gibi ilk spawn olduğunuzda kimse hareket etmiyor. Burada sadece spreyinizi de geliştirebilirsiniz. Sadece hani botlar, ne bileyim, one tap bile deneyebilirsiniz. Vesaire vesaire. Spreyinizi geliştirmek istiyorsanız şuradan merminin gittiği şeyleri açıp aynı zamanda buradan da sprey duvarlarını açarak sprey kontrolü yapmaya çalışabilirsiniz. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Baktığınız spreyiniz iyice oturdu, atabiliyorsunuz. Dediğim gibi bunların hepsini kapatın tekrardan, duvarlarla sprey şeyini. Uzak mesafede headshot'a değil de vücuttan başlayın ve diğer mermilerle öldürmeye çalışın. Hani sonuçta her zaman one tap'te işte headshot atacaksınız diye bir şey yok. Mümkün olduğunca gövdeden başlayıp sprey oturtarak hedefinizi öldürmeye çalışın burada. Bunları şöyle yapabiliyoruz. İşte ADAD sağ sol komutu verebiliyoruz ve hızını arttırabiliyoruz. Diyelim ki 3 yaparsak gördüğünüz gibi bu hızda, işte 5 yaparsak artık ışınlanıyorlar, teleport ekle geziyorlar. 3 idealdir. 3 de yine bundaki tercihim headshot'tan ziyade, tabi headshot çalışırsanız sizin için iyi olur. Headshot'ta mouse'la eğim almak yerine AD yaparak siz de botlarla aynı şekilde o şekilde oturtmaya çalışabilirsiniz. Ama benim tavsiyem uzak mesafede yine spreyinizi oturtmaya çalışın. Headshot atmaya çalışmak yerine, yani one tap'le vurmak her zaman tavsiye edilir ama bana kalırsa sprey ile tutturmak daha kolay uzak mesafedekileri. Merminin nereye gittiğini izlediğiniz sürece zaten bir şekilde, hani 30 mermide, AK için konuşuyorum, 30 mermide bir şekilde tutturursunuz. Tabi bunları çalışırken aynı zamanda şunu da unutmayın. Dediğim gibi sprey çalışıyorsanız kesinlikle bir kere infinite ammo açık olmayacak. Çünkü 30 mermide yapabileceğinizi görmek asıl amacınız. Yani 30 mermide ne yapabiliyorsunuz onu izleyin. Mesela 16 mermide bunu yapabiliyormuşuz. Veya ne bileyim, uzaktaki bir adamı 30 mermide tutturabiliyoruz mu?
sağ sol yaparak. Yani dediğim gibi elbet bir şekilde tutturursunuz. Onun için çok mükemmel bir sprey kontrolünüz olmasına gerek yok. Ha tabii şöyle bir sıkıntı var. Tamam 30 mermide uzaktakini vurdunuz ama böyle çok yavaş gelişen bir oyunda değil. 1v2 kaldıysanız, 1v3 kaldıysanız hani bir adamı vurduktan sonra hemen diğer tarafa yönelmeniz gerekecektir. Hatta bu konuda da tavsiye edebileceğim bir şey varsa, diğer adamın nerede olduğunu biliyorsunuz diyelim ki, ne bileyim, diyelim ki CT'den Dusty'ki Long'u izliyorsunuz CT site tarafından. Bir tane solda var, bir tane sağda var. Soldakini spray attıktan sonra ölse bile spreyinizi bırakmadan sağa çekmeniz her zaman yararınız olacaktır. Çünkü oradaki adam bu adamı görüp çıkıp sizi piklemeye çalışabilir. Eğer spray kontrolünü güzel yaparsanız onu vurduktan sonra sağdakini de almanız an meselesi olacaktır. Tavsiye edebileceğim bir map de bu. Buradan yine ayarları kurcalarsanız map'in detayına girmeyeceğim. Son olarak tavsiye edebileceğim ve çok nadir kullandığım, yani bu ikisine nazaran daha nadir kullandığım bir tane de reflex map'imiz var yine. Yine tavsiye edilebilir tabi. İsterseniz yine aşağıda linkte bulabilirsiniz. Bu map'teki olay da siz ortadasınız. Etrafınızda sizlere doğru botlar koşuyor. Çevrenizde bir alan var. Burada amacınız size en yakın botu en hızlı şekilde vurmak. Birini vurduktan sonra hemen arkanıza dönmek. Dediğim gibi reflekse yönelik bir şey. Buradaki bana kalırsa güzel şeylerden biri şu. Bunu şu yüzden yayında da tavsiye etmemin sebebi buydu. Şuradan AK'yi bir alalım. Nerede AK'miz? Burada. Gördüğünüz gibi ortadayız. Etrafımızda bir boşluk var. Bunlar sürekli bizim üzerimizde koşacak. Bunları vurmaya çalışacağız. Burada infinite ammo'yu açabilirsiniz. Var mı burada? Benim mi açmam gerekiyor? Varmış. Burada sınırsız mermi şeyini açabilirsiniz. Bir de botlara armor verin tabi. Tekrar spawn olacak onlar. Burada hızlı olmanız gerekiyor. Yani mümkün olduğunca botlar aşağı düşmesin. Yakalamaya çalışın. Düşerken falan sıkın, ne bileyim. Burada bana kalırsa geliştirebileceğiniz bir şey... Ne oldu lan? Şerefsiz bot. Çizdi vallahi. Burada sprey kontrolünü yapabilirsiniz. Nasıl yapabilirsiniz? Şöyle ki bu map'in bir özelliği. Nerede, ben AK'yi alayım. Yavaşlatabiliyorsunuz. Ağır çekimi alabiliyorsunuz. Burada ne yapabilirsiniz? Ağır çekimde şunu da açarsınız. Spreyde merminiz nereye gidiyor? Sprey transfer yaparken mermi ne oluyor? Sağa sola çekerken mermi ne oluyor? Çoğunda hani... bu belli değildir. Random havalara da gidebilir ama hani hemen hemen fikir sahibi olmanızı sağlar. Yani işinize yarayacağına eminim. Dediğim gibi zaten diğer maplere nazaran bunu pek kullanmıyorum. Ama sırf eğlenmek için bile kullanabilirsiniz ağır çekimi, Metrit gibi. 150'ye de alabilirsiniz tabi. SMG gibi ses çıkıyor AK. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Tavsiye ettiğim maplerin linklerini ve isimlerini aşağıda bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Muhtemelen benim son CS videom olur. Biliyorsunuz rehberleri Cemre çekiyor. Ben onun dışında diğer oyunlara ağırlık vermeye çalışıyorum. Sütünüz bol olsun. CS sporlarından, CS sabah sporlarından görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.